Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dün Galatasaray yaklaşık e, bir yılı aşkın bir süreden sonra antrenmanını açtı medyaya. Ve işte orada yapıldı bu açıklamalarda. Ve e, sarı kırmızılı takip eden muhabirlere Fatih Terim aynen bu ifadeyi kullandı. Artık ben de konuşacağım diyor. Görüşlerinizi bizlerle paylaşın lütfen. TRT İlk Baskı Twitter, İlk Baskı TRT Instagram hesaplarından. Fatih Terim'in bu sözleri sizlere ne hissettirdi, ne düşündürdü. Artık benim de konuşacağım zamanlar olacak diyor Fatih Hoca. Yüksek tempoda geçen idmanda oyuncularına da göz açtırmadığı ayrıca not alınmış. İnancımız tam Ryan in sözleri. İmparator hırslı antrenmanda gözlemler, izlenimler. Ee, çokça yer almış gazetelerde e, güne damga vuran kare olarak işte bu fotoğraf Fatih Terim'in e, bu fotoğrafı yine paylaşılıyor fotomaç gazetesinde. Artık hata yapma lüksümüz yok. Bu Ryan Babel'in sözleri biraz önce aktarmıştık. Ayrıca kara gümrükle yapılacağı karşılaşmayla ilgili olarak Galatasaray'da bir Emre Kılınç sevinci yaşanıyor. Emre ve Taylan e, çalışmaya katılmadı. Emre son iki testinin negatif çıktığı duyuruldu. E, Taylan'ın karşılaşmada hafta sonu oynanacak mücadelede e, görev alamayacağı belirtiliyor. Ve donkla yola devam edileceği aktarılmış. Düşüşteki Saratçı yerini Emre Demire bırakırken Sabek'te Forma 7'nin Luyendama kulübede oturacak... Marka o Donk sahada olacak. Ee, bir ara üçlü oynayacağına dair e, haberler vardı. Donk'un da eklenerek hem Dundamın hem onun görev alacağına yönelik. Ama e, buradaki Mehmet Özcan imzalı Sabah gazetesindeki habere göre ise hayır. Onlardan biri kenarda olacak. Donk'la yola devam edilecek. Sarı kırmızılılar iç transferde 5 yıldızıyla söz kesti deniyor. Beşi bir yerde başlığıyla aktarılmış akşam gazetesinde, Luindama, Markao, Emre Akbaba, Arda Turan ve Ömer Bayran'la yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Luindama ve Markao'nun yıllık ücretlerine de zam yapılacağı ifade ediliyor. Bununla ilgili olarak da görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. E, sezon artık e, belirli bir noktaya geldi. Önümüzdeki sezonla ilgili olarak işte bakın hazırlıklar bile başladı. E, Oyunculardan hangileri takımlarınızda görmek isterseniz devam etsin, ee, kalmasın istediklerinizde olabilir kuşkusuz yazın bize. Bu arada Trabzonspor'da... ilk baskı programındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Westy Snyder İstanbul'a geliyor. Galatasaray'ın eski dünya yıldız ve hala aranmakta olan Westy Snyder'ın İstanbul'a geleceği belli oldu. Galatasaray'dan gittikten sonra 10 numaralı formaya hala hasret sürüyor. Kim geldiyse yeri bir türlü dolmayan Wesley Snyder bu sefer de Galatasaray'da transferden sorumlu Hollanda bölgesine bakacak olan komitenin başında kesim olarak Galatasaray'a geri döneceği konuşuluyor. Pazartesi günü İstanbul'da olacağı söylenen Wesley Snyder hem buradaki inşaat sektöründeki işlere ilgilenip hem de sonrasında Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştirecek. Sezon sonunda genç ve potansiyelli bir futbolcunun Hollanda civarlarında olduğunu planlamasını yapan Galatasaraylı yetkililer orada araştırma yapacak en iyi ismin Wesley Snyder olduğunu ve gençleri ikna etme konusunda tecrübesinden de faydalanabileceği söyleniyor. Galatasaray'dan da 10 numara hamlesi geldi. İstek mektubu gönderdiler. Şok bir kararla Ünes sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevirdi. Teknik direktör Fatih Terim ve Skat ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken listenin ilk sırasındaki isim takvim açıkladı. Cimbom'un hedefi Danimarka ekibi Michelin forması giyen Evander Ferreira. Sezon başında da Skat ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı Yıldız'ın transferi gerçekleşmemişti. Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonunda bitecek olmasını fırsat bilen Galatasaray 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılar Vincielat'a istek mektubu gönderdi. Galatasaray'da da Embaye Cagney hala lider. Galatasaray'ın devre arasında West Bromcu kiraladığı Embaye Cagney Sarı Kırmızı'nın hala en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Galatasaray, Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed ikilisiyle devam ediyor ancak takımın en skorer ismi hala Mbaye Ne. Kariyerini West Bromwich Albion'da sürdüren Senegal Yıldız 9 gol kaydetmişti. 11 puana direkt etkisi olmuştu. Cagney sonrası önce Mustafa sonra Falcao bir çıkış yakalasalar da bu süre ekli olmadı. Hücumda aslan çok aksadı. Galatasaray'da da Belen'de aranıyor. Galatasaray Sivas maçı sonrası zemin üzerinden yönetim eleştiren Belanda 6 gol ve 3 asistlik katkı göstermişti. Sarı kırmızılarda da Faslı Yıldız birçok alanda aranıyor. Rakamlara yansımayan pas alma, istasyon olma, geçiş oyunu, kilit pas atma gibi birçok farklı parametrelerde Galatasaray onu mumla arıyor. İsmail çok çalışın ön çapraz bağları koptu. Bursa Spor'un Altay ile karşı karşıya geldiği maçta genç oyuncu İsmail Çokçalış'tan kötü haber geldi. 20 yaşındaki genç yetenek İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Ön çapraz bağları kopan Çokçalış'ın yakın zamanda ameliyat olacağı bildirildi. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen İsmail Çokçalış'ın bu sezon gösterdiği performansla birçok süperlik takımının transfer listesine girmişti. İsmail'in adı Galatasaray ile de sıkça anılıyordu. Galatasaray'da da 200 milyon TL aranıyor. Galatasaray camiasının merakla beklediği Kemerburgaz projesi hayata geçiyor. Başkan Cengiz projenin detaylarını paylaşırken ruhsatı iptal edilen madencilik firmasının tahliye işlemlerine başlamasıyla birlikte artık hukuki engelde kalmadı. 140 dönemlik Kemerburgaz arazisine Galatasaray futbol takımı ve altyapısı 2 yıl içinde taşınacak. Kemerburgaz'a yapılacak kamp tesisi için sarı-kırmızı kulübün kasasından para çıkmayacak ve sponsorlarla bu proje bitirecek. Başkan Cengiz bunun içinde görüşmeleri sürdüğünü duyururken bu bedelin 200 milyon TL olduğunu öğrendi. Gerrit Bale açıkladı. Uzaylılar var gözümle gördüm. Tottenham'ın gallerli yıldızı Gerrit Bale uzaylıların varlığına inandığını söyledi. Kendisinin de UFO gördüğünü belirten Bale bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı. %100 uzaylılar var. Buna %100 eminim. Ben kendim de UFO gördüm ifadelerini kullandı. Bir dönem Boca Juniors forması giyen Gilermo Morino da futbolculu döneminde bir Britman'a uzaylılar kaçırdığı için geç kaldığını iddia etmişti. Morino bu konuda o dönemki takım arkadaşı Gustavo'yu da ikna etti. Gustavo Lorenzetti takım arkadaşının sözleri hakkında Cilermo uzaylılar tarafından kaçırdığı için Britman'a geç kaldığını söyledi. Cilermo akıllı bir adamdır yalan söylemez bunu herkes bilir demişti. Detaylı bir hikaye anlatan takım arkadaşı sayesinde Lorenzetti de uzaylıların varlığına inanıyor. FIFA otomatik olsay sistemini 2022'de uygulamaya hazırlanıyor. FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger FIFA TV'ye yaptığı açıklamada mevcut uygulamada offside pozisyonlarının önce var sistemine daha sonra ise hakemlere aktarıldığını belirtti. Offside'ın tespiti için ortalama 70 saniye beklenmesi gerektiğini vurgulayan Wenger. Yeni sistemde sinyaller doğrudan yan hakeme iletilecek. Hakem kolundaki saatte yanacak kırmızı ışıkla pozisyonun offside olup olmadığını anlayacak. Otomatik offside sisteminin 2022 yılında hazır olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Son dönemde tartışmalara neden olan offside kurallarında değişiklik için çalıştıklarını kaydeden Fransız futbol adamı benim teklifim bir oyuncunun vücudunun gol atabileceği herhangi bir bölümü rakip oyuncuyla aynı hizada ise pozisyonun offside sayılmaması şeklinde konuştu.